Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir inşallah hırka paylaşacağım. Daha giden sene ben bu hırkayı paylaşmıştım. Modelini ve üst modeli anlatmıştım. Hırkanın tamamını anlatma imkanım olmamıştı. Tomurcuklu bir model paylaşmıştım. Hatırlarsanız üzeri mısır koçanı. O kadar çok istek aldı ki ne mesaj aldı ki ne illa tekrar paylaşın diye yeniden onu inşallah öreceğim Allah izin verirse. 137 tane ilme attım arkadaşlar. 3 numaralı şiş nakonun ipi. İnşallah şimdi göstereceğim size. Başlıyorum. Evet. Arkadaşlar ben 3 numaralı şişe 137 tane ilme attım ve çift lastik yapacağım. Bir tane ilmeği örüyorum arkadaşlar, bir tanesini boş alıyorum, bir tane örüyorum, bir tanesini boş alıyorum. Evet arkadaşlar, birazcık şöyle yaklaştırmak istiyorum tam anlaşılsın diye. Bir tane boş, bir tane düz. Şu boş aldığımızı örmeden aldığımı arkadaşlar, diğerini ise düz olarak örüyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bir tane boş alıyorum, ipimi arkaya alıp düz örüyorum. Bir tane örmeden boş alıyorum. Diğerini çift lastik bu arkadaşlar. Tekrar ördüğümü düz olarak örüyorum arkadaşlar. Diğerine ise boş alıyorum. Örmeden alıyorum, yani boş alıyorum derken. Onu öbür sırada öreceğim. Bu şekilde ben sıranın sonuna kadar ilmelerimi tek tek tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sırayı tamamladım. Şimdi ikinci sıradayım. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi bakın, boş olarak alıyorum. Diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın şu ters olan öbür yüzde ördüğümü bu yüzde boş olarak alıyorum. Bir boş, bir düz. Bir boş, bir düz. Bu şekilde arkadaşlar ilmelerimi tamamlayacağım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde. Bakın arkadaşlar, bir tanesini düz olarak örüyorum. Şu ters olarak diğer tarafta ördüğümü ipimi öne alarak bakın boş alıyorum, düz örüyorum, boş alıyorum, düz örüyorum, örmeden alıyorum, düz örüyorum, örmeden alıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Evet. Yaklaştırdığım için netleşmiyor. Evet arkadaşlar, ben örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesini örmeden boş alıyorum, bir tanesini düz örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar 1,5-2 santim kadar ben öreceğim. 2 santim ördükten sonra ilik evi açacağım ve yakayı ayırt edeceğim arkadaşlar. Beden kısmını koyacağım. İnşallah ben 2 santim kadar öreyim. Birlikte bedenini koyalım. İlik evimizi açalım inşallah. Evet. Bakın bu şekilde. Evet.
Evet arkadaşlar bakın ben 2 santim ördüm burada. Her iki yüzü de aynı. Çift lastik arkadaşlar. Şimdi inşallah yerlerini ayırt edeceğim. Beden kısmını koyacağım. Şu şekilde göstermek istiyorum. İnşallah görünüyordur. 10 ilme şuraya 10 ilme bant için koyacağız arkadaşlar. 19 ilme ise beden için bir tane şurada artma yapacağız. 4 tane artış için tekrar bir tane daha artma yapacağız. 12 ilme kol için. Kol. Bu 12 ilmeden sonra tekrar bir artış daha yapıyoruz. 4 ilme artıp tekrar artıyoruz arkadaşlar. Ve bedenimiz ise evet şöyle gözüküyordur inşallah. Bedenimiz ise 24 ilme arkadaşlar. 39 ilme pardon. 39 ilme. Tekrar bu 39 ilmeden sonra artı bu arka olacak. Arka beden. Şu 12 tanesi 12 ilme kol. Artı tekrar yeniden 4 bir tane daha artıyoruz. Şu artılar arkadaşlar artmalarımız birer ilme başına atarak yaptığımız. Şimdi biraz sonra ben tek tek artışlarını, yerlerini, sayılarını belirleyeceğim inşallah. Arkaya koyduktan sonra 4 tane artmamız var ve yine 12 tane ilmemiz var. Bu da yine kol için arkadaşlar. Artı 4 tane ilmemiz var. Bu 4 ilmemiz sabit gidecek arkadaşlar. Ve 19 ön beden. Ön beden bant için ise diğer bant için ise 10 ilme olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şablonumuz bu şekilde tam inşallah görünüyordur. Şöyle resmini çekebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı ben videonun linkine de atacağım. İnşallah açıklama bölümüne yazacağım tek tek kaç sıra yaptığımı. Şurası sadece 2 santim arkadaşlar. 2 santimden sonra ilk sıramız bir ters bir düz olarak koyacağız arkadaşlar. İlk ilmeği şu anda örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane ters bir düz. Bir tane ters bir tane düz. Evet 2 4 5 tane ilmem oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ve 29. Bu 29 arkadaşlar.
Şu şekilde 10 tanesi ön bant için. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Burada arkadaşlar bu 29 ilmenin 10 ilmesi ön bant için bir tane artış yapıyorum. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bu 4 düzüm ve bir tane artışım var. Tekrar yeniden bir ters, bir düz olarak 12 tane ilme öreceğim arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, evet, 9, 10, 11, 12. Evet, inşallah doğru yapmışımdır. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Evet. 12, başına bir tane atıyorum. Bu 12 kol arkadaşlar. Şimdi 39 tane arka için öreceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 arkadaşlar. 39 tane ilmemiz arka bedenimiz için arkadaşlar. Tekrar bir tane daha artış yapıyorum. 4 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4, 8, 16 tane ilmemiz oluyor. Tekrar bir tane daha arttırıyoruz. Ve 12 tane ilme yapacağım. Öreceğim tekrar. Bu 12 ilmemiz diğer kolumuz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12'den sonra tekrar bir artış daha yapıyorum. 4 tane düzüm var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bu 4 düzden sonra tekrar başına atıyorum. 29 tane ilme olacak arkadaşlar. 10 tanesi bant için. 19 ilme de ön beden için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Evet arkadaşlar, şimdi ben buraya bir tane ilikeve açacağım. 2, 4, 5 tane. 5 tane ilmeği örüp başına atıyorum. İkisini bir kesiyorum buradan. Ve örmeme devam ediyorum. Bakın 2, 4, 5 oldu. Şu bir ilmeği arkadaşlar, sürekli buradan aynı şekilde ters öreceğim. Bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Ta ki öbür başa kadar 4-5 defa da yaka oyuntusu yapacağım. Şu kenarlara gelmeyeceğim arkadaşlar. Bu kenarlarda ikişer üçer tane döneceğim ki yaka oyuntusu oluşsun diye. Evet arkadaşlar, şu arttırdığımız ilmeği hep burada bir ters bir düz olarak ördüm. Arttırdığımız ilmeği ters olarak, yanındaki o 4 ilmeği yine ters olarak, şu anda arka yüzdeyiz, ters olarak örüyoruz. Diğer ilmelerimizi ise arkadan bir ters bir düz olarak örüp gideceğiz arkadaşlar. Ben şimdi videom çok uzuyor, çok uzamasını istemediğim için burada 12 tane kolumuz var. Aynı bir ters bir düz yine ördüm. Şu artma yerine geldiğimiz zaman o 4 ilmeleri 6 tane ilmeği haroşa olarak örüyoruz arkadaşlar. Diğer ilmelerini bir ters bir düz olarak öreceğiz. Şimdi döş kısmına öne geldiğimiz zaman ön bedende oyuntu yapacağız arkadaşlar. Oyuntu 4 sefer gidip geleceğim ki yakamız çocuğumuzun boynuna oturmasın diye. Ben şimdi şurayı bir tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben tamamen örüp geldim. Şu ön kısmına geçmiyorum. Sadece buradan 3 tane ilme örüyorum. 1, 2, 3. Buradan 3, 3 alacağım. 3 bir tane daha alayım. 4 olsun. Evet. Bu 4. ilmeği arkadaşlar örmeden alıyorum. Ve burayı tamamen haroşa olarak örüp gidiyorum. Ve şu ilmelerimi tamamen, bakın, artma yapıyorum. Düzleyeceğim. Düz örüyorum yani. Bu 4 ilme düz olarak gidecek. Bunları model yapacağım arkadaşlar bir sonraki sırada. Ve başına atıyorum. Öbür taraftan geldiğimde de yine aynı şekilde, bakın arkadaşlar, başına attım ve oyun yüzden tamamen haroşa olarak örüp gideceğim. Bu şekilde
Bakın burası kol bölgesi arkadaşlar. Başına atıyorum. 4 tane düz örüyorum. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki bölümü diğer videomuzda anlatayım inşallah Allah izin verirse. Çünkü hem bayağı bir yoruldum. Videomun süresi de bayağı bir aştı. İnşallah bu oyun tüyü tam olarak size anlatayım. Ve diğer videoda görüşünceye kadar arkadaşlar Allah'a emanet olun diyorum. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tomurcuklu hırkamızı örmeye devam ediyorum ben. Bakın, yaka kısmını anlatmıştım. Beden kısmını kaç kaç ayırt ediyoruz onu da anlatmıştım. Şimdi bedenimizin modelini kurup örmeye devam edeceğim inşallah. Şimdi bir hatırlatma yapıyorum. Ve kaç ilmek başladığımızı, nasıl ayırt ettiğimizi. 137 ilme attım arkadaşlar. Toplamda 137 ilme çift lastik ördüm. Çift lastik ördük. Ve öne bant için 10 tane ilme koyduk. Ön bedenimiz için 19 tane artı bir tane arttırdık. 4 tane düz tekrar yeniden arttırdık. Kol için 12 tane ilme yaptık arkadaşlar. Bunları bir ters bir düz ördük sürekli olarak. Sadece şu 4 ilmeği düz ördük arkadaşlar. Düz olarak ördük. Diğer haricinde hep bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak devam ettik. Şu 4'te 12 ilmeden sonra bir tane başına attık. Artma yaptık. 4 tane düz ördük. Bu 4 düzden sonra bir tane daha artıyoruz arkadaşlar. 39 tane bir ters bir düz olarak 39 tane ilmemizi örüyoruz. Tekrar 39 ilme olduktan sonra artı bir tane arttırıyoruz. Yeniden düz örüyoruz 4 ilmeği. Düz ördükten sonra bakın artı var burada. Bir tane daha arttırıp 12 tane kol örüyoruz. Bir ters bir düz. Tekrar arttırdık. 4 tane düzümüz var. Düz olarak örüyoruz. Ondan sonra tekrar ön beden için 19 tane bir ters bir düz olarak bu 19'a artı olarak 10 tane de kenar bandı için koyuyoruz. Toplamda 29 ilmemiz oluyor arkadaşlar ön bedenimizde. Evet. Bunu şimdi ben nasıl yapacağım? Bu 19'un içinden şu 4 tane düzü ördükten sonra o bir arttırmayı artı buradan 3 tane ilme öreceğim arkadaşlar. 3 tane ilmeği örüp tekrar buraya gelip buradan 3 ilme de buradan öreceğim arkadaşlar. Şurada 3 ilme. Tekrar geriye dönüp geleceğim. Bir 3 ilme daha öreceğim. Buradan 3 ilme alacağım. Tekrar geriye döneceğim. Bir 3 ilme daha alacağım. Ta ki sonda 10 tane ilme kalıncaya kadar ben bu işlemi devam ettireceğim. İnşallah şimdi beraber yapalım. Şu şekilde göstereyim. Düz yüzde arkadaşlar tamamen haroşa olarak ters örgü olarak örüyoruz. Şu artmamız dahil, bu da dahil tamamen ters örgü örüyoruz. Nereye kadar öreceğim? Dediğim gibi ön döşe gelinceye kadar öreceğim arkadaşlar. Ters örgü arkadan ise bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak modelimiz gidecek. Evet, bakın şöyle göstermek istiyorum. Şurası artma yerimiz.
sağ bitkiden artma yerimiz. Şurası kol bölgemiz. Kol bölgesini geçip de şu beden kısmına geldiğimiz anda dönme işlemini yapacağız. Buraya kadar ben örüp tekrar geleyim. Evet arkadaşlar, şu 4 tane düz ördüğümüz yere gelince bir tane artma yapıyoruz ve o 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar artıyoruz. Bakın 1 2 3 4 tane yanından sürekli artacağız arkadaşlar. Ve diğer sırada ona model uygulayacağız. Kararsız kaldım. Acaba bükme mi yapsam, başka bir model mi diye. Bu 12 tane ilmeğimiz vardı kol bölgemizde. Şu an 2 tane artmış olduk. 14 oldu. Bununla 16 oluyor arkadaşlar. Bakın bu düzü ördüm. 4 tane düzü örüyorum ve tekrar arttırıyorum. Geriye kalan, bakın şununla beraber, o arttırdığım ilmeğiyle beraber 1 2 3 tane ördüm. Bununla beraber 4 oldu ve tekrar geri dönüyorum. Bu sırada bir ters bir düz öreceğim arkadaşlar. Şimdi o ördüğüm ilmeği boş olarak alıyorum. Bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Şu kenardaki o düz giden dörtleri ters olarak örüyorum. Şunu ise nasıl geliyorsa öyle örüyorum arkadaşlar. Bakın belli zaten, bir ters bir düz. Ön yüzden tamamen ters olarak, haroşa olarak örüyorum. Arkadan ise bir ters bir düz örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir ters bir düz. Öbür başa kadar gideceğiz. İnşallah diğer tarafa gelince tekrar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, buraya geldim. Şimdi buradan 3 tane ilme alacağım bu taraftan. 2 ve 3. Tekrar dönüyorum. Döndüğüm zaman arkadaşlar düz yüzde o ilmeği örmeden alıyorum. Ve tamamen haroşa olarak örüyorum. Nereye kadar öreceğim? Şu artma yerimize kadar. Bu dördün kenarından bir tane artma yapıyorum. Bakın, üçüncü ilmeği bırakıp, üç ilmeği bırakıp dördüncü ilmeği tepesinden aşırıyorum arkadaşlar. Atıyorum tepesinden ve onu da tekrar örüyorum. Evet, bile yapabilsem keşke. Evet. Ördüm. Bu 3 taneyi de örüyorum arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekil. Tekrar başına atıyorum ve tamamen haroşa olarak, ters örgü olarak bu ön yüzden örüp gidiyorum. Modelimiz bu arkadaşlar. Bu roba kısmının modeli bu. Robayı bitirdikten sonra tomurcuklarımızı yapacağız inşallah. Evet, arttırıyorum. Sondaki ilmeği alıp bu 3 ilmeği yeniden şişime geçiriyorum. Şu şekilde. 1 2 3 ve sağından ve solundan artma yapıyorum arkadaşlar. Hem sağından hem solundan. Evet, sıranın sonuna kadar ben bu şekilde öreceğim inşallah. Evet arkadaşlar, hırkamı örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yaka oyuntum oluştu. Bakın
Burası ön kısmı 3-3-3-3 ala ala 10 ilmek kalıncaya kadar 3 defa aldım, tekrar döndüm. 3 defa aldım, tekrar döndüm. Bu işlemi, bu şuradaki ilmeler bitip de şu 10 ilmenin yanına gelinceye kadar devam ettim. Bakın arkadaşlar, herhangi bir şöyle arkadan göstereyim daha belirgin. Bakın oyuntuyu görüyorsunuz. Ve herhangi bir abeslik bir şey olmadı. Çok muntazam oldu örgümüz. Arkadan arka sıradan bir ters bir düz örüyoruz. Ön sıradan ise tamamen haroşa olarak ters örgü olarak örüp gidiyoruz. Şuraysa şu bükmelerimi ise 3 sırada bir yapıyorum arkadaşlar. Bir öne geliyorum, bükmemi yapıyorum, gidiyorum, tekrar geliyorum, örüp tekrar arkadan örüyorum. İkinci kez öne geldiğimde bükmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bükmemiz bu şekilde. Şimdi ben nereye kadar öreceğim arkadaşlar? Omuz başına kadar öreceğim. Omuz başına kadar şöyle göstereyim. Şuradaki haroşalarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olmuş. Bu 30 oluncaya kadar devam edeceğim. 30 olduğu zaman arkadaşlar kol ve beden kısımlarını ayırt edip kolu öreceğim inşallah. Oraya gelince, kol kısmına gelince tekrar göstereyim size. Evet arkadaşlar, ben hırkayı örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi baya bir arttı. Ön yüzü bu şekilde, arka yüzü, iç yüzü bakın bu şekilde. Modelimiz tersten bir ters bir düz olarak örülüyor. Önden ise tamamen haroşa örülüyor. Şu modelimizi ben bir defa daha gösterip videomu bitirmek istiyorum. Bakın düz olarak, haroşa olarak örüp geldim. Başına bir tane atıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane ilmem var. Dördüncü ilmeği sağ şişime alarak 3 ilmeği bırakıyorum. Ve tekrar sol şişime bu 3 ilmeği takıyorum arkadaşlar. Tekrar yeniden takıyorum o sondaki ilmeği ve düz olarak hepsini örüyorum. 4 ilmeği ördükten sonra bir tane daha başına atıp haroşa olarak örüyorum. Arkadan ise bir ters bir düz. Bakın arkadan bir ters bir düz oluyor. Şimdi burada ben şu artmalarımız bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şu anda 17. artmayı yapıyorum. 30 tane olunca artmalarımız ben beden kısmını ayırt edip kolları örüp en sonda bedeni örüp çıkacağım arkadaşlar. Diğer videoda inşallah görüşürüz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.